5 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılan liselere geçiş sınavında ilimizde 8.397 öğrenci bu sınava girdi ve sorunsuz bir şekilde sınavı ilimizde sonuçlandırmış olduk. Malum bakanlığımız 2 gün önce 30 Haziran'da da sınav sonuçları yayınlamış oldu. İlimizden de bir öğrencimiz soruların tamamını cevaplayarak 500 tam puan aldı ve ARB Türkiye birincisi oldu. Ben öğrencimizi ve ailesini yürekten tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tabii öğrencimizin bu başarısı bundan sonra da Ağrı'daki diğer öğrencilere de bir örneklik teşkil etmiş oldu. Çalıştım mı, emek verdim mi bu işin olduğunu, olabildiğini görmüş oldular. Nacizane bu öğrencilerimize benim tavsiyem, akademik başarının yanında sosyal ve kültürel, müziksel anlamda kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri, olaylara çok yönlü olarak bakabilmeyi, öğrenebilmeleri açısından ve entelektüel bir birikim oluşturabilmeleri açısından kendilerinde bu tür çalışmalara katılmalarını arzu ediyorum. İlimizde geçen seneki ortalamalara oranla %10 kadar bir başarı artışının olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah Ağrı önümüzdeki yıllarda eğitimde çok daha iyi noktalara gelecektir. Biz de Ağrı Valiliğimizin himayelerinde tüm okullarımızda, ortaokullarımızda ve lise 12 ve ortaokul 8. sınıflarımızda kazanım değerlendirme sınavları sürekli yaptık. Okullarımızı ve öğrencilerimizi her ay tek tek takip ettik. Sonunda da başarıyı yakalamış olduk. Dediğim gibi başarının sınırı yok, ucu yok. Bundan sonra üstüne koyarak çok daha her yıl üzerine koyarak gitme noktasında gayretlerimiz devam edecektir. LGS sınavında 2022 LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldum. Öncelikle çok güzel bir duygumu belirtmek isterim. Ders çalışma yöntemlerim olarak da ben ders çalışırken beynim sabahleyin daha dinç olduğu için sabahleyin saat 4.30-5 civarı hatta daha erken kalktım. Okula gitmeden 2.30-3 saate yakın çalışıyordum. Sonra okula gidip konu işliyorduk, ders işliyorduk. Okuldan yaklaşık 4 gibi eve varıyordum. 4.20 geçe, 4.30 gibi derse başlıyordum. Bir 2-3 saatte yaklaşık o arada ders çalışıyordum. Sonra zaten erken kalktığım için 8.30-9 civarı uyuyordum. Öyle günlerimi istifadeli olarak geçirmeye çalışıyorduk. LGS sınavı yalnızca 8. sınıftan ibaret değil. Öncelikle arkadaşlarım bunu bilsinler. Daha öncesinde ilkokuldan başlayarak bol bol kitap okuma ve bu yeteneğini geliştirsinler. Bir de şu yöntemi öneririm. Yani herkes kendini çok iyi tanır. Mesela beni en iyi tanıyan benimdir. Ne annem, ne babam, ne başkası değildir. Benim mesela görsel hafızam da olabilir, sözel hafızam da olabilir. Kendinizi keşfedin ve ona göre çalışma metodu uygulayın. Bunu öneriyorum. Başarı asla tesadüf değildir. Ahmet Asaf'ın ilkokuldan mezun oluncaya kadar emeği geçen bütün öğretmenlerine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ahmet Asaf düzenli çalışan bir öğrenciydi. Küçüklüğünden itibaren kendine bir hedef koyar ve o hedefi gerçekleştirmek için çalışan birisidir Ahmet Asaf. Ve LGS sınavında da kendisine güzel bir hedef koydu ve bu hedef için çalıştı. Bazen kendisine soru hedefi koyuyordu. İşte günlük diyelim 100 tane soru çözeceğim. Bu 100 soruyu çözmeden ya güne başlamazdı veya günü bitirmezdi. İlla o hedefini gerçekleştirecekti. Bu şekilde başarılı bir şekilde çalışarak, düzenli ve disiplinli çalışarak hedeflerine ulaştı. Benim çocuğum ne zaman daha iyi çalışabilir, ne kadar çalışabilir, ne yapabilir? Bunu bildikten sonra çocukla ve öğretmenle okulda işbirliği halinde olsunlar. Başarı kendiliğinden gelecektir. Çocukları bazen hani onlar daha küçük yaştalar, bazen moralleri bozulabiliyor. Onların bu moral bozukluğunda yanında olsunlar, onları motive edici etkinlikler yapsınlar. Mesela biz Ahmet Asaf'la bazen tatil günlerinde sinema keyfi yapıyorduk. İşte mısır patlatıyordum veya pasta poğaça yapıyordum. Sinema açıyorduk, sinema izliyorduk. Çocuk o an için o duygulardan, o sınavın stresinden biraz daha kurtulmuş oluyordu ve rahatlıyordu. Biz beraber mutfakta, ben yemek hazırlarken o da arkada ders çalışıyordu. Hani ben de öğretmen olduğum için bazen yapamadığını, anlamadığını da rahatlıkla sorabiliyordu. Beraber diyalog halinde çözüyorduk.
Bu yemek yaparken tabii ki bildiğiniz gibi bazen düdüklü kullanmamız gerekiyor. Ve bu düdüklün sesinde bile Ahmet Asaf çalışıyordu. Bu da onun sınav sırasında her türlü ses olabiliyor. Bazen dışarıda inşaat sesi olabiliyor, araç sesi olabiliyor. Ahmet Asaf'ın da dışarıdaki seslere kapalı olup da sadece soruya odaklanması açısından çok olumlu olmuştur. Çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah inşallah bütün anne babalara bu duyguyu yaşatır. Ahmet sevinçten havalara uçurdu bizi. Bu süreç tabii sadece 8. sınıfla sınırlı değil. Çocukluğundan itibaren sıkı bir şekilde annesiyle Ahmet Asaf'ın iyi yetişebilmesi için çok çaba gösterdik. Tabii hem ilkokul hem ortaokulda iyi öğretmenlere, iyi okullara denk geldi çok şükür. Ahmet de çok gayretli, çok kitap okuyarak, çok böyle kendini geliştirecek sosyal faaliyetlere, işte ne bileyim yap bozdu, işte kütüphaneydi, bunları çok iyi değerlendirdi. Ve son sene de çok yoğun bir çalışma temposuyla bu başarıyı elde etti. Tabii çoğu anne baba çocuğuna oğlum daha biraz daha fazla çalış, daha gayret et diye tavsiyelerde bulunurken biz dönem dönem Ahmet'e şu tavsiyelerde bulunduk. Ahmetciğim çok çalıştın, biraz da dinlen, biraz da uyu, gel biraz da herhangi bir sosyal faaliyet yapalım diye bu tavsiyelerde bulunduk. Çünkü Ahmet hakikaten çok çalıştı ve istikrarlı bir şekilde çalıştı. Bunun neticesi de elhamdülillah böyle güzel bir netice oldu. İnşallah Cenab-ı Allah başarılarını daim eylesin. Şimdi tabii bu başarı bir süreç işi. Yani anne baba olarak biz öncelikle çocuklarımıza çok iyi bir rol model olmalıyız. Onların kişilikli, karakterli, ahlaklı olarak yetişmelerine bir defa ciddi katkılarımız olmalı. Buna çok önem vermeliyiz. Ve çocukları asla başarıyla ölçmemeliyiz. Çocuklarımız bizim için değerlidir. Sevilmeye, saygıya layıktırlar. Bu hepimiz için öyledir. Öncelikle öğrencinin başarısı bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Ancak ben tüm öğrencilerime söylediğim gibi sonucun bizim için bir emniyeti yok. Önemli olan süreçte gereken emeği vermesidir. Bu konuda zaten Asaf bizim dediklerimizi harfi harfine uyguladı. Süreci de çok iyi değerlendirdi. Sonuçta da bizi sevindirdi. Yani bu gerçekten de herkesin tatması gereken bir duygu, öyle diyelim. Öncelikle öğrencileri sadece akademik başarı anlamında hazırlamıyoruz. Çocukların hem duygusal, hem sosyal, hem de psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim faaliyetlerini sürdürmeye çalıştık. Ben her zaman şunu dile getiririm. Bir kayayı parçalayan şelalenin şiddeti değildir, dalganın şiddeti değildir, damlanın ısrarıdır. Bu konuda öğrencilerimizin ısrarlı, az da olsa devamlı çalışması gerekiyor. Kesinlikle kitap okumadan bu iş yürümüyor. Çocukların analiz, sentez, yorumlama yeteneklerinin mutlaka özellikle LGS ile beraber kazanılması gereken bir davranıştır. Bu noktada çalışmalarını sürdürmesi lazım. Yorumlama yetenekleri mutlaka olması gerekiyor.